Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana çok soruyordunuz, hocam siz de videolarda ikide bir de uçak kaldırıyorsun, nerede bu uçaklar diyordunuz ya, yeterince uçak geldi mi? Gelmedi, daha uçak var, bekleyin, kaldıracağız indireceğiz, uçaklarımızı kaldıracağız indireceğiz, merak etmeyin. Şu ana kadar 4 tane uçak geldi Fenerbahçe'ye. Emre Demir, Sterwold, Yaşil Irmak, Samet Akaydın. 4 tane uçak geldi Fenerbahçe'ye. Ne oldu? Ne oldu? Kasım ayında bana sen çok ütopik bir insansın. Ha, en az 2 transfer bekliyorsun ha. Ali Koç, Çak, Cimri asla yapmaz diyen arkadaşlar ne oldu? Niye her canlı yayına girip de bugün kim geliyor diye soruyorsunuz? Hakikaten ne oldu? Ha bir de bu arada tabii gelen uçak olduğu gibi bir de giden uçağı olmak zorunda. Değil mi? Yani hocam şanlı Türk bayrağımızın olduğu bardakta çay içtin. Türk bir futbolcu gidecek. Doğru mu anladım? Yaklaştın. O zaman Türk bir futbolcu evet, evet sözleşmesi feshedilecek. Senin anlayacağına. Başlayayım mı? Başlayayım. Fenerbahçe'de Joshua King ve Osayi takıma dönmüşler. Yani sakatlıklarını atlatıp idmana katılmışlar. Yeni transferimiz Jaden Osterwald da takımla ilk idmanına çıkmış durumda. Buraya kadar sıkıntı yok. Burası normal. Peki Osayi Samuel için Premier Lig'den dev talip haberini duydunuz mu? Duymamanızın imkanı yok. İmkanı yok bunu duymamanızın. Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel'e Crystal Palace talip oldu. Crystal Palace? Yo. İşte ayrıntılar. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace Fenerbahçe'den Osayi Samuel için devreye girdi. Crystal Palace Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euroyu gözden çıkarttı. Hem haber yanlış, hem yanlış aktarıyorlar. Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon euroyu gözden çıkarttı. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bu sezon 27 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu skor katkısı sağlayamadı. Şimdi Crystal Palace yazılırken şey diye yazılıyor değil mi arkadaşlar? Dur ben okuyayım yazılışını. Boğur ne moğutu. AFC Bournemouth. Bournemouth diye yazıyor değil mi arkadaşlar? Yani Bournemouth diye okunuyor. Crystal Palace diye yazılıyor. Bournemouth diye okunuyor değil mi? Bournemouth diye okunması lazım. Bak Bournemouth diye okunması lazım. Adamı hasret etmeyi, sinirlendirmeyi adamı. Bournemouth diye okunu. Tevbesinin yüzümü yok Bournemouth. Bournemouth. Ben Bournemouth diye okunuyor diye biliyorum. Ama bilmiyorum yani siz ne dersiniz. Ben Bournemouth diye okunduğunu düşünüyorum. Bournemouth demişken Bournemouth'ta 3 milyon euro değerinde bir sağ bek var. Jack Stakey. Ryan Fredericks var sakat. Kalbi sakat olmasın. Bilinmeyen dönüşü varmış. Bir de Adam Smith varmış. O da 1,5 milyon euro. Bournemouth'un bu sezon sağ kanat Kattara'yı almışlar 22,5 milyon euro. Marco Senesi'yi almışlar 15 milyon euro. Travnier'i almışlar 11,9 milyon euro. Semenyo'yu almışlar 10,25 milyon euro. Bournemouth iyi bir takım. İngiltere'nin en iyi takımı. Dünyadaki en iyi İngiliz takımı. Yani eğer Bournemouth'u bilmiyorsanız yani Bournemouth takımından haberiniz yoksa siz futboldan falan anlamıyorsunuz. Ne Chelsea, ne Liverpool, ne Manchester United hiçbirisi Bournemouth kadar kaliteli bir takım değil. Bournemouth dünyanın en iyi İngiliz takımıdır. Aksini iddia eden Hakan Şükür efsanesidir. Bunu söyleyeyim. Ha Bournemouth demişken arkadaşlar Bournemouth'un çok ciddi bir sağ bek eksiği var. Onu da söyleyeyim. Yani ben Bournemouth'un yerinde olsam Fenerbahçe'den Osayi Samuel'i kaçırmazdım. Hatta Osayi Samuel için bir teklifte bulunurdum.
Ve Fenerbahçe de bu teklifi kabul ederdi. Şimdi arkadaşlar rivayetlere göre 27 Ocak günü Bournemouth Osayi Samuel için ilgi mektubu gönderiyor. Biz futbolcuyu istiyoruz. Ne kadara satıyorsunuz diye. Fenerbahçe Futbol Kulübü'nden ise şöyle bir cevap geliyor. 28 Ocak'ta. Futbolcumuz satmayı düşünmediğimiz bir isim. Ancak 15 mi 16 mı öyle bir fiyat. 20 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya otururuz diye. 28 Ocak'ta Bournemouth'ta 12 milyon sterlinlik poundluk bir teklif geliyor. Pound yok sterlin. Bu haberde pound yazıyor benim şu an okuduğum haberde ama 12 milyon sterlin. Sterlin kaç euro? Allah'ın cahilleri ne TL'si? TL ne? 13.665. Fenerbahçe'de bunun üzerine bir hani bakıyor ki adamlar bu fiyata gelmiş. Yani bunlar rivayet. Ne kadar doğru bilmiyorum. Fenerbahçe'de bunun üzerine 15 milyon euro diyor. Ve Bournemouth teklifini yükseltip 13.5 milyon sterline çıkarıyor. Yani yaklaşık 13.5 milyon sterline çıkarıyor. Şimdi yanlış duymadınız. Bunlar rivayetler. 13.5 milyon euroluk bir teklifte bulunuyor. 13.5 milyon sterlinlik. Yani yaklaşık 15 milyon euroluk. Şimdi Fenerbahçe de bunu kabul ediyor. Adamlar da Osayi ile görüşmek için jet yolluyorlar. Jet yollama palavra. O ayrı mesele. Ama İngiltere'de bugün transferin son günü. Keşke ve keşke bu iddialar doğru olsa. Arkadaşlar ben bildim mi sen bildim mi yok. Bakın Allah aşkına 15 milyon eurodan bahsediyoruz. Sterlini konuşmayalım. Sterlin olunca biraz kafanız karışıyor. 15 milyon euro. Lan satarım lan. Yanına da ağzımı veririm. Arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Öyle kolay değil 15 milyon euroya bir futbolcuyu satmak. Bak Süper Lig'den 15 milyon euroya bir futbolcu satmak kolay değil. Üstelik seni iyice marka yapacak. Düşünsene ya direkt fabrikasın ya. Direkt fabrikasın. Hocam Osayi'yi satarsak yine kim alacağız? Mert Müldür. İyi değil mi? Yani bir kanat oyuncun Ferdi Kadıoğlu Sabek. Diğer kanadın Osayi Mert Müldür. Fena mı? Bence değil. Hocam bak etme eyleme. Mert Müldür için adamlar bir sürü para ister. Hatta Mert Müldür'ün temsilcisi Özgür Dobruca demiş ki Mert Müldür bu dönemde Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmıyor demiş. Doğru. Şuradan bir tane Touch Blue versene. Sigara içen arkadaşlara ikram edeceğim. Ben içmiyorum şükür de. Ya biz Mert Müldür için devreye girmiş durumdayız. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani sosyal medyayı takip etmeyin diyorum size. Niye? Çünkü birisi diyor ki alakamız yok. Öbürü diyor ki aldık. Öbürü diyor ki gelmeyecek. Öbürü diyor ki aldık. Öbürü diyor ki gelmeyecek. Öbürü diyor ki aldık. Sosyal medyaya kanarsanız amele gibi olursunuz. Kafanız 1 milyon olur. Yani ne yaptığınızı siz de anlamazsınız. Galatasaray Mert Müldür'le görüştü. Futbolcunun takımı epey yüklü bir fiyat istedi. Galatasaray masadan kalktı. Daha doğrusu oturdu. Yok masadan kalktı. Ve Mert Müldür Fenerbahçe'nin yapacağı hamle çok merak edildi. Galatasaray Mert Müldür'den şeyini alınca alamayınca transferi Kaan Ayhan'a yöneldi. Onu aldılar. Kaan Ayhan da çocukluktan beri Galatasaraylıymış. Eminim Beşiktaş'a gitseydi çocukluktan beri Beşiktaşlıydı. Ya da Fenerbahçe alsaydı. Öyle karakterli bir çocuk yani çok kendini çok belli eden bir çocuk. Senenin başından beri kulübü bir türlü birine kitleyemediydi. Sezonun başında 6.5 milyon euro tek istemişlerdi Galatasaray'dan. Bunlar da yok deyince olmamıştı. Şimdi düşük bir parayı almışlar. Yazık ettiler Emin Bayram'a falan. Neyse o benim sorunum değil. Fenerbahçe'de satın alma opsiyonunu kiralama teklifinde bulunmuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın piyasa değeri 7 milyon euro. Fenerbahçe satın alma opsiyonunu kaç liralık teklifte bulundu biliyor musunuz? 2.5 milyon euroluk teklifte bulundu. Hocam gelmez ki. Yanlış duymadınız. 23 yaşındaki futbolcu için yani Fenerbahçe'nin 2.5 milyon euroluk bir teklifi var. Satın alma opsiyonu kiralama. Zorunlu satın alma şeklinde.
Osayi Samuel olayı çözüldüğü zaman Mert Müldür olayı da çözülebilir. Hocam 2.5'ü asla kabul etmezler. Ben kabul edecekler demiyorum. Ben teklifimizden bahsediyorum. Yani iş hızlanır. Bizim 6-7 Şubat'a kadar süremiz var. Ama İngiltere'de sezon bitiyor, transfer sezonu. Mecbur almak zorundalar. Aldılar, almadılar. Baba şey yaparlar, yani alamazlar. Geçen sezonda Altay Bayındır'ın yaptığı bir paylaşıma kalp emojisi atmıştı Mert Müldür. Yani çocukluktan beri Fenerbahçeli bir çocuk. Ben size bir soru sorayım hadi. 15 milyon euroya o sahayı gönderdim. 2.5'a tabii ki vermezler ama 5.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Mert Müldür'ü kiraladım. Kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Türk milli takımının sağ beki, yani düzenli oynayan sağ beki, kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Sol bek de oynayabiliyor, stoper de oynayabiliyor. Bunu size bir sorayım. Ha, siz değersizleştirmeyi çok seversiniz. Size göre dünyanın en iyi forveti Icardi. Size göre en iyi forveti Mertens. Yani ben şu bu demiyorum. Enner Valencia mesela çoğumuz beğenmiyoruz. Belki ben de dahil. Ve Valencia bu sezon Icardi'nin attığı gollerin 4 katından daha fazla gol atmış durumda. Bakın 4 katından fazla gol atmış durumda. Gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi 2 katı. 2 katı daha başarılı. Ama Icardi'nin Paris Saint-Germain'den kiralık olması, işte sürekli Van'da Nara'yla adını anması, işte Galatasaray taraftarının sadece Van'da olmaz, bizimle de bizim de yıldızımız ol demeleri, çok seviyorlar bu tip saçmalıkları. Ya arkadaş, futbolcudur nihayetinde. Bu kadar da yüz verilmemeli bu şeylere. Yani aldığı 7 milyon euro yıllık ücret alıyor. Babasının ayrına oynamıyor. Tam siz de taraftarsınız ama bence saçmalık. Ve hani Fenerbahçe taraftarı yeterince şeyi vermiyor. Kasımpaşa ağlarına attığı 4 golle altın ayakkabı ödülü sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Erling Haaland, Pellegrino, Harry Kane, 4. sırada Valencia. Şaka gibi ya. Yeminle şaka gibi. Ama biz çöpleme derdindeyiz. O arada ben bir video paylaştım. Paylaştığım videoda dedim ki hadi bulun bakalım, 36. dakikanın 34. saniyesiydi sanırım. Diyorum ki bir bakmışsınız Kasımpaşa maçında 4 gol birden attı Valencia. Atar ama atar. Ki olur yani falan anlatıyorum. Şimdi de şunu söylüyorum. Batshuayi de fena değil. Yani bir bakmışsınız Adana Demir maçında 2 tane atmış. Maçın kahramanı olmuş. Fenerbahçe maçı kazanmış. Hani bu kadar zor deplasmandan şöyle böyle. Ben hep diyorum ya. Hocam formanın arkasına yazdıracak isim yok. Yavşak yazdırın formanızın arkasına. Nankör yazdırın. Vallahi bak. Formanın arkasına yazdıracak isim arıyor musunuz ya? Rakiplerin futbolcuları dünya yıldızı, bizimkiler çöpçü. Lan salak desem salaklık değil bu. Aptal desem aptallık değil bu. Senin futbolcuların da dünya yıldızı. Ya dünya yıldızı. Batshuayi. Bak aç transfer marketini. Chelsea, Beşiktaş, Crystal Palace, Valencia, Borussia Dortmund, Marsilya, Standard Liège, bu takımların hepsinde oynamış. 1229 dakika süre almış bu sezon. 15 gol 1 asist yapmış. Bakın 15 maç bile değil. 15 gol 1 asist. Ama gel gör ki Fenerbahçe taraftarı çöplemenin kralı derdinde. 14 maça tekabül ediyor. 15 gol 1 asist yapmış. Ya bu kadar değerlerini aşağılayan bir taraftar kitlesi yok dünyada. Ormanın arkasına ne yazacağım? Mal yazdır. Vallahi bak mal yazdır. De ki ben kimi getirseler beğenmiyorum. Valencia gol kralı, 20 gol atmış. Umrunda değil adamın. Icardi. Boşa karını gide Icardi'nden evlen o zaman. Manyak manyak laflar, manyak manyak şeyler. Tamam deyin ki adamların forveti işte şu takımdan geldi, şöyle böyle PR'ı var transfer market. Lan aynı transfer market'ta Rossi 14 milyon euro gözüküyor. Kaçınız 14 milyon euroyu kabul edersiniz? Etmeyin eylemeyin. Kendinize yazık edersiniz. Şimdi Yunan devi Olympiakos dünyanın en büyük takım olma yolunda hızla ilerliyor. Olympiakos Fenerbahçe'de oynayan stoper Gustavo Henrique'nin kiralık sözleşmesini devralmak istiyormuş ve girişimlere başlamış. Yanlış duymadınız. Gustavo Henrique Fenerbahçe'de 2 yıllığına kiralık ve 2 yıl kiralık olan Gustavo Henrique'nin
kiralık sözleşmesini alıp kendileri kiralamak istiyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu sosyal medyadaki duyum benim duyumum değil. Şahsi benim aktardığım, bana gelen ya da kaynaklarım tarafından bana aktarılan duyum değil. Böyle bir bilgi var. Peki hocam, gerçek olursa kabul müsün? Tebessük yapmayın, bak böyle şey yaparsan olmaz yani. Kesinlikle kabul. Ben artık Gustavo Henrique'nin, hani Fenerbahçe üçlü savunma oynamayacaksa yani sıkıntı. Bu arada bak, bir kardeşimiz mesela çok güzel bir paylaşımda bulunmuş. Diyor ki, ligde golü olmayan Seferovic'e 1 milyon euro kiralama, 2,3 milyon euro maaş verdiler. Bir de tabii zorunlu satın alma opsiyonu var. 3 milyon euro mu 4 müymüş, onu da söyleyeyim. 13 milyon aldıkları Cagne bedelsiz Karagümrük'e gitti. 6 milyon aldıkları Yusuf Demir ilk 18'e giremiyor. Çikildao'ya 6,5, Militan'a 4,1 verdiler. Bir sene dayanamadan gönderdiler. Bir de gelmişler, oynatmak için aldığımız, büyük umutlar vaat eden Osterwold'e verdiğimiz 6 milyon euroya laf ediyorlar diyor. Yani çok güzel. Ha, onların tesellisine Çikildağ'a 6,5 milyon euro veren adamı bir sene olmadan gönderiyoruz diyor. Allah aşkına, siz mi gönderiyorsunuz? Fatih Terim lan aldıran. La bugün gelecek olsa tövbe haşa, bazıları ilah gibi görüyorlar. Abi onlar Burak Elmas'ı göndermiş. Başkanları başarısızmış da göndermiş. Ya o arkadaşlar, Galatasaray'ı bu kadar övmek için uğraşmayın. Çıkarın laciverti, koyun yerine kırmızıyı. Siz de kurtulun, biz de kurtulalım. Yani Galatasaraylı olduğunuzu bu kadar belli etmeyin. Bu kadar övmek için çabalamayın, çırpınmayın. Yani işimiz zor bunlarla. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.